Çıldıracağım, başlamadan bitti. Oysa bütün umudumuzu cümbüşçülere bağlamıştık. Haklısınız beyefendi ama sözleşme falan tanımıyor bu cümbüşçüler canım. Vallahi bana sorarsanız yani olayları yakından izlediniz. Bunlar kavgasız yapamıyorlar arkadaş. Yo ben pes etmeyelim derim. İyi insanlar, sizi de çok seviyorlar. Anladık seviyorlar da çekimler başlar başlamaz kavgaya tutuşuyorlar. Esas mesele Ömer'le Karanfil'in evlenmesinde. Doğru, bir evlensiler hem akraba olacaklar hem de kavgaları son bulacak. Çözüm buysa bize de çok kötanlık yapmak düşecek, ne yapalım? Pes yani. Bu yaştan sonra muhabbet telli olacağım birader. Aman beyefendi, yuva yapmak sevaptır. Ah minik kuşum, onların yuvasını yapsak da sıra bize gelse bari. Ah beyefendi, ah. Böyle o zaman karşılıklı geçer, böyle harika bir şekilde cıvcıklaşırsınız. Ne yapıyoruz şimdi? Valla bana sorarsanız galiba seni fazla gitmemek lazım bunların. Gittikçe çünkü daha fena olacak. Tamam. Yalnız bu arada başka kanala transfer olurlarsa vallahi seni boğarım Oktay ha. Ay git kahvaltı hazır. Sofraya. Ama hiç iştahım yok bu sabah. Zorlaya be karıcığım. Ama yine senin canın sıkılır be. Ama sakin, senin sıkılmaz. Sen yaparım bohçacılık, sen yaparsın kalaycılık. Sabahtan akşama kadar dört döneriz sokakları üç kuruş para içinde. Kız bayrama kabahat birazcık bizde oluyor. Şöyle kapılar açılıyor, biz tekmeyle kapatırız. Biz mi kapatırız be karanfil? Zarife ile Ömer oyun bozanlık ederler. Çekemez de bizim ailevi, küçük düşürülür, kavga çıkarırlar bir. Sanki biz de Barış Güvercin'i göndeririz onlara, biz de kavga çıkartırız. Karanfil, bakarım hala korursun onları. Yok bir anacığım, ben isterim ki iki aile arasında barış olsun. Ne barışı be? Ömer olup günahımı anlat. Sen istersin Ömer'i Fırıl'dan seni Fırıl'da. Abelo, benim kızım gururludur. Ömer'i sürüp sürdürür, gene de onun gacizi olmaz. Yemeğe de ayı. Zarife. Ne oldu be? Bu Michael ayısı. Kahvaltı edeceğiz, verelim ona ekmek papara, yemeyiz kahvaltı. Senin bu Michael ayıcığı pek nazlıdır. Sabah sabah ister bal kaybattı kahvaltı. Yok aslında ben bilirim onu dediğini. Benim ayıcık astadır, asta. Neymiş bakayım onun astalı sana numara yapar o be. Neymiş astalı bakayım? Aşık. Aşık mı? Aşıktır. Hani Gül İsmail'in ayıcığı var ya Naciye. Benim Michael ona aşıktır be. Abi akılsız kardeş. Naciye ile Michael'ı evledim, olsun bitti. Olmuyor işte, Gül İsmail Naciye için başlık parası ister benden. Çüş! Maydanoz'a deminden evet etmiş bu başlığı. Hadi şimdi Zarife kafamı tersine attırttın mı? Maydanoz'dan bahsetme, içim ateş gibi yanar benim sinirim bol başlığı. Maydanoz'da mı ateş gibi yanar? Seni kafayı yedin be iyice, el hadi Maydanoz'a bir. Karanfile içim yanar, aşkımız debreşti. Benim de. Sugar çocuk birdenbire karşıma çıkınca geri eskisi gibi bayıştım be öyle. Ah!
İp çekiniz, ah ah. Dedim acı derinden bir uh çekiniz bir. Haydi belediler işe gidin. Ya ben işe bir şey çıkamam. Ayım hastadır, hasta. E iyi o zaman, sen çalış. Yok be, hani ayının algayı burnuna çıkar, kendime takayım. Sokaklarda ayı gibi oynayayım mı? Allah Allah. Haydi ben giderim işte, haydi. Haydi, kaçma, kaçma, görüşürüz, haydi. Buğçacı, Buğçacı. Bana mı seslenirsin? Abi sende başka Buğçacı var mı sokakta? Ne var, ne istersin bakayım? İpek kumaşın var mı senin bakayım? Var ama sana vermez. Aa, bir de bana vermesin. İpek kumaşa hakaret olur. E sen ne yapacak mısın bakayım ipek kumaşı? Pistan diktireceğim çünkü Buğçacı Hanım'ın baş falcısı olur. Ahahay, yüreğim var. Sen gül gül. Bütün fırt lady'lerin baş falcısıyım. Fırt temizler. First lady derler cahil kacı. İyi ki bilirsin İngilizce. Benim lisanım Fransızca. Uğur var bu uçacı. Fuck you. Manyak kacı. Ay ne yaparım ay ne. Kalacı. Kalacı. Abla buyur be söyle Emret Bey gelir mi? Oo. Buyur abacığım. Kaça kalaylıyorsun? Abi kap kaçana balı anlaşırız be. Aa sen. Abi ben. Sen kalaycı değilsin. Sen cümbüş sokaktaki maydanoz yemesin. Hem kalaycıyım hem de maydanozum. Işık. Kamera şakası değil mi? Kamera nerede? Ay saçım başımda dağınık. Abi ne o sen kaçakları kapları ver hadi. Ay vallahi vermem. Kamera nerede? Abi kameraman bende yok senin bir kap kaçasın hadi be. Kamera yok da kalay da yok. Hadi yürü. Abi herkes yapar kamera şakası. Maydanoz emin kazanamaz ekmek parası. Ey Allah. Kalay! Ay ne gibi? Halimiz ne olacak Oktay? Gazeteden de ayrıldım. Sen de biraz acele ettin ama Nurten. Ya insan bu kadar çabuk gazeteden istifa eder mi ya? Dur bakalım neyse ya bir şekilde cümbüşçüleri bir araya getireceğiz nasıl olsa. Ya iyi de nasıl? Ne bileyim ben bilsem yapacağım herhalde. Aklıma bir fikir geldi bak ama sakın gülme. Ne? Falcı yemişe gitsek. Belki o zaman cümbüşçülerin kavgası son bulur. Vallahi galiba haklısın ya işimiz falcılara bilmem böyle büyücülere falan kaldı galiba. Falda karım oh. Bakla falı açarım. Falcı falcı. Ne güzel sürpriz Zarife gelsene. Zarife abla gelsene biz de faldan falan bahsediyorduk. Otur bak. Sizi rahatsız etmek istemi. Hoşçakalın. Zarife, Zarife. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına ne oldu? Hiçbir şeyim yok Şurak çocuk. Hadi sevgililiği yanına bir. Ya saçmalama Zarife görmüyor musun ya? Nurten benim arkadaşım ya. Hatta arkadaşım mı değil kardeşim sayılır artık. Bak Şurak çocuk. Sen okumuş bir adam. İstikbalin var. Ben sen garip bir çingeneyim. Zarife, Zarife yani... O pembe de zilerdeki kadınlar gibi konuşmaya başladım vallahi ya. Bırak seni. Sana mutluluklar dilerim. Allah Allah. Ne oluyor Oktan? Ya ne bileyim ya seni kıskandı herhalde. Madem kıskandı o zaman seni seviyor. Çiçekleri var, çiçek satarım biz gibi. Adımlar çiçek getirdim taze taze. Çiçek. Güzelim bırak çiçek satmayı da eğlenelim ha. Kafaları çeker alem yaparız ana. Çekil lan. Her kuşun eti yeme. Çekil bak git. Çekil git kulaşma. Nazlanma yavrum yürü. Aa bırak be. Bırak ne oluyorsunuz? Köpek misiniz? Nesiniz? Koş. Ben canarım sizi valla. Ayol durun seni. Çekilsene beyim. Bırak sarı. Yürü be yavrum. Ay, hayır yapma. Canım açmıyorsun be. Çekil. Çekil. Ya. 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 Ulan fırıldak helal olsun be. Nasıl uyuttun kızı be? Oğlum bir de boşu boşuna fırıldak dememişler be. Helal olsun be Ömer abi. Ne helal olsun. Al tamam vallahi ben bakarsın. Al 250 sana 250 sana. Aydın uzayın. Aydın uzayın kavidi. Kavidi. Karadilip bir adamları duydum diye onlara birer tazminat parası vermeyi uygun gördüm de onun için para veriyordum. Abelo! Sen gene becerirsin bir fırıldaklık. Ben açıcı kahraman koca isterim. Böyle kork giden koca isterim.
Nasıl, bir gelişme var mı Oktay? Maalesef beyefendi. Korkarım işler daha da karıştı. Ne oldu oğlum? Zarife Oktay'la benim birlikte görünce kıskandı. Bir boy eksikti. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Hani karantinle Ömer'i evlendiriyordu? Evlendiriyorduk hanımefendi. Gerçi bana sorarsanız yine en iyi çözüm onların evlenmesi ama nasıl evlenecekler bilmiyorum yani. Niye duygu sömürsün? Ayo, ben hasta hasta olamam. Zaten bu defa inanmazlar. O zaman da ben hasta olurum. Git çekirim. Şimdi esas kahramanlar hasta olmalı hanımefendi. Şimdi esas kahramanlar kim? O da Ömer'le karanfil. Saçmalamaya başladın. Çocukları zorla hasta mı yapacağız yani? Hayali beyefendi. Ben anladım galiba. Ömer'e karanfilin ağır hasta olduğunu söyleyelim. Karanfile de Ömer'in çok az ömrü kaldığını söyleyeceğiz. Nasıl? Ben karışmıyorum. Fikri siz buldunuz, uygulaması da sizden. Peki beyefendi, o zaman karantinaya ben geleyim, tamam mı? Tamam, o Ömer'e de ben. Zaten Zalife'yle konuşmak istiyorum. Hadi hayırlısı. Hayali hastalara da şimdiden şifalar dileyim bari. Acil değil mi beyefendi? Ben içimdeki bir tatlıya bak burada. Şugar çocukla seni birden böyle karşımda görünce kıskandım. Oktay'a haksızlık ettin abla. Hem o seninle o kadar dolu ki yüreğinde başka bir kadına asla yer yok. Bana kızdın mı? Sana hiç kızabilir miyim abla? İşte sen seven bir kadınsın. Sana sevgim ve saygım vardır. Sağ ol Dürteciğim. Sen iyi bir kız. Ne bileyim, sizi böyle birdenbire ikinizi baş başa görünce şey sandım. Haklısın tabii. Eğer düşündüğün gibi olsaydı hemen sana gelirdim. Bana yardım et derdim. Sen de yüce duygularını aradan çekilirdin. Oktay benim abim. Ben de senin ablanım babiş kız. Bir derdin olursa ablanı unutmayın. Benim bir derdim yok abla ama karanfilin başı dertte. Ne olmuş karanfili? Abla derdi çok büyük. Büyük ölümcül bir hastalığın pençesinde. Allah korusun, böyle konuşma Nurte. Abla ben konuşmuyorum, doktorlar böyle söylüyor. Ürüm yoluna yine bu iğneyimi. Abi merhaba. Nasılsınız Zarifeciğim, nasılsın güzelimim? Hoş geldin Ömer. Hoş geldin. Pardon bak bak öpmüyorum Zarife. Şahitim. Sarıkacı öpmüyorum da bunu. Ne oldu be? Ne oldu, evden cenaze çıkmış gibi somurtup durursunuz. Ne oluyor? Ah Ömer, Bizim evden değil ama maydanozlardan çıkacakmış. Saçmalama be Zarife. Ağzından yel alsın. Her ne kadar yani maydanozlar düşmanımız ama yani ben maydanozun ölmesini istemem şahsen. Allah korusun. Ne yazık ki Emin abi değil Ömer. Karanfil. Karanfil. Abeyiz. Karanfilimiz ağır hastaymış. Doktorlar karanfilin çok az ömrü kaldı demişler. Abi. Güçlü olmalısın Ömer. Güçlü olmalıyız. Abi Nurte doğru söylersin ama karanfilim hastayken ben nasıl güçlü olabilirim he? Bir dakika. Ne oldu Ömer? Ben sabah karanfili gördüm, turp gibiydi. Evet, turp gibi ama içi çürümüş bir turp. Ay kafamızı çay. Abi onu üzdüm ben azıcık. İyi bok yedim. Artık hoş tutacaktık kızım. Ablan doğru konuştu Ömer. Karanfilin sayılı günlerinde onun mutlu olmasını sağlamak zorundasın. Karanfil hasta olduğunu biliyorum. Gerçeği ondan sakladılar Ömer ama sakın sen de söyleme. Aptal mıyım ben? Niye söyleyeyim? Ama karanfil ölürse ben de yaşayamam. Allah canım alsın, intihar ederim kendimi Zarife. Bu kahraman çocuk doktorun karşısına geçti. Ve doktora dedi ki gerçeği bütün açıklığıyla öğrenmek istiyorum dedi. Bu doktoru görmeniz lazımdı. Yani şöyle bir baktı ilk önce fırıldağa. Fırıldak gözlerinin içine bakıyor. Ya bana baktı adam, bir doktor mahvoldu beni. Ay yavrum. Bıçak içirmez artık. Ve ne oldu biliyor musunuz? Doktor çekti fırıldağı kenara. Ben de oradan duyuyorum ama oğlum dedi. Oğlum dedi. Sen dedi çok ölümcül bir hastalığa yakalanmışsın. Ve en fazla 2 ay yaşarsın. Hiçbir bıçak. Abeno Ömer'im ölemez. Beni bırakıp gidemez. Bakın bir şeyden söyleyeceğim size. O anda fırıldağa baktım. Ya ağlaması lazım değil mi? Bir şey yapması lazım. Ama tam aksine. Doktor bana baktı. Ya anlatayım. Vah vah kızım vah. Kahve felek. Durmuş zavallı Ömer'in zindesi. Abi hem vicdanımsızlar. Et sevilir.
ya, ne demek bu şimdi Emin abi ya? Hem vicdanınsız hem de sevimli, ne demek ya? Ay, aşk olsun. Abi vicdanımsızlar. Çünkü kızımı Ömer'e vermedim. Sevinirim. Eğer kızımı Ömer'e verseydim, kızım kocası kalacak demek. Sevinirim dersin ama kofti dersin. Sen de üzülürsün Fırıl'da. Üzülürüm be karıcığım. Gençliğinin bağrında ölmesi, abi beni kahreder mi? Abi no. Ömer'im ölmeyecek. Karan Bey. Yani çok zor söylemek biliyorum ama yani dua etmekten başka hiçbir şansınız yok. Bir de bir şey isteyeceğim sizlerden. Yani bunu bir tek ben biliyordum ve sizlerle paylaşmak istedim, onun için söyledim. Ama ne olursunuz bunu hiç kimselere anlatmayın, olur mu? Şükran çocuk, ben burada sana söz veriyorum. Bu sır Ömer'le beraber mezara gömülecek, bir de çıkılacak. Ağzı zavallı Zarifeciğim. Adaletsiz kardeşim. Dağ gibi, aslan gibi kardeşini yitiriyor. Mezarlara koyacağım, nasıl? Yapılacak bir tek şey var. O da Ömer'i mutlu etmek. Yani ne yapıp edip onu bir şekilde mutlu etmemiz gerekiyor. Ve özellikle sen Karanfil. Yani ne olursun onu birazcık mutlu et. Ne olur, ne isterse yapmaya çalış, olur mu? Hop. Abi o Fırıl'da ölüm dişinde bile olsa kızımla uzun görüşmek ister. Abi ne korkarsın be Baydanoz? Kızımız aslanlar gibidir. Nikah olmadan Ömer'le uzun konuşmaz. Neyse ben müsaadenizi isteyeceğim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yani gidin bir iki yerde birlikte bir şey atacağız. Hadi güle güle. Sen sır için merak etme. Gömdük onu biz, merak etme. Gömdük. Hadi gülmek falan nasıl vardı? Beni şan aldık. Ona bir yüzüne yiyip ona bir haline bak. Of. Bu gümüş şişeler için Bizans oyunları oynuyoruz yani. Aa, beyefendi onlar için her şey değer. Çünkü bizim kanalın bir tek umudu onlar. Valla biz Nurten'le tezgah kurduk hanımefendi. Yalan tezgah ama umarım bu tezgah iyi işleyecek. Sen ne dersin Oktay? İşler mi? Kesinlikle beyefendi. Çünkü onların yüreğindeki insan sevgisini çok iyi biliyorum. Haklısın Oktay'cığım. Bekleyelim görelim. Ha unutmadan sen bir ayarlama yap da bugün gümüşçülere misafir olalım. Emredersiniz efendim. Sabah şerifler hayırlar olsun Zarifeciğim. Hastana da sabayatçım. Aa bakar bugün çok şık. Ama yok şekerim, o senin kendi şıklığın. Ümerciğim nasıl? Çok iyi, ellerinden öpen. Peki karantin nasıl? Çok iyi çok iyi. Hadi hayırlı işler canikom. Sana da sabayatçım, hayırlı işler. Abi cümle bize. Zavallı Zarifeciğim. Kardeşi için yüreceği kanallar ama belli etmez garibanım. Allah şifasını versin Karanfil. Yoksa sabaya çıldırır, çıldırır. Karanfil, uylum uylum. Geliyor güzel boylu, yükselmi boylu. Güzelim de arabaların nasılsın? Abi, yes mi? Nasılsın Karanfil? İyiyim bebeğim. Yolunu gözlerim, hani biz yolunu keseyim dedim senin. Niye beklersin periyodu? Hani Karanfil'im, hani dün ben serseriler kiraladım, onlara pataköte giriştim ya, hani hatırlarsın. Evet, niye yaptın onu? Senin gözüne girmek için be Karanfil. Ama bebek, sen zaten benim gözüme değil yüreğime girdin, bilmez misin? Doğru mu söylersin Karanfil'im? Abi yes, gözlerime bak anlarsın, gözler yalan söylemez. Bakarım gözlerine Karanfil'im, söylerler bana her bir şey. Severim seni, mutlu etmek isterim abi. Ben de seni mutlu etmek isterim bebeğim. Allah'tan ümit kesilmez, üzülme. Doğru söylersin be Karanfil'im. Ah bir kavuşabilsek, yuvamız olsa, boy boy çocuklarımız olsa. Ben de isterim ama olmaz ki. Olamaz öbe. Karanfil'im, Karanfil'im canım niye ağlarsın güzelim? Ağlarım çünkü sen... Karanfil! Karanfil! Haydi! Abi kahpe biri, kahpe biri! Demek Karanfil'im hasta olduğunu bilir, onun için ağlar. Kalk Kadir utansın. Emin abi. Emin abi. Aa şurada çocuk. Seni gördüğüm iyi oldu ya. Valla. Ayrolan. Yok yok. Fırıldak. Meftam oldu yoksa. Yok bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Korkma. Şey bizim patron size gelmek istiyor. Yani eğlenmeye, cümbüş yapmaya falan. Kanal Bey eğlenmeye gelecek. Gelsin eğlendiririz. Bana bak. Sipali getirmeyi unutmasın. Sipali getirmeyi. Yalnız bir şey var. Zarife ile Ömer de olacak. Değil mi? Olsun da be. Çağırın ben onu. Ömer'im son günlerinde iyice eğlensin. Eğlensin ya, eğlensin. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz, tamam, hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Aram söyle. Sağ ol, seni selam söyle. Sabah yolunu gezdim. Hani gönlünü alayım, şartlabanlık yapayım diye. Çocuklarımız olacak dedim. Başladı ağlamaya. Kızucuğum benim. Karanfilim. Bilir hastalığını işte. Ondan ağlar. Ağlar çocukları olmayacak.
Efe, hani bilsem hastalığının ne olduğunu, kalp midir, beyinde mi bir ur vardır, yani böbrek midir, hani bilsem, o da bilmiyoruz. Ne yapacaksın bilse? Hani ne bileyim, en azından kalbimi veririm, yaptırtırız, transplantasyon. Yok, atmasyon, salak, sen de ölürsün o zaman, kalbini verecekmiş. Ölürüm, ölürüm, karabin için ölürüm Zahri Bey. Yavrum benim. Ama kapı çalar. Aa, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba Karay. Hoş geldiniz. Merhaba. Aman, hoş geldiniz canlarım. Hoş bulduk Sabahatçı. Ayakta kaldınız be. Buyurun oturun, geçin, gözünüzü seveyim ben sizin. Geç abi. Buyurun, buyurun. Geç. Geç öğrencim, otur. Geç sen de. Tabii ki böyle oturun. Ama dedin. Kalkasın oğlum. Ne? Orada Korender var. Geç şöyle otur. Sağ ol Kaya. Geç oğlum, geç. Oh, rahatsın değil mi? İyi, iyi. Çay mı yapayım, kahve mi alırsınız? Seni zahmet etti Kaya. Gel, gel canım sen otur şöyle, sen yorulma. Gel, gel canım. Otur, otur ama yavaş. Rahat et. Ömer'im, fırıldağım benim. Var mı bir ismini söyle? He? Kaymamacım Zemir'im. Ne istediğimi çok iyi bilirsin aslında. Karanfili ister de utanır. Aa, ne demek Zahmi Bey? Kızımı Ömer'e vermek bana şey yapar. Şeref, şan, şeref verir. Bak kız Halifeciğim, eğer başlık parasından söz edersen vallahi bir daha yüzüne bakmam darılırım. Yeter ki Ömer gibi davazım olsun diye. Bizim de karanfil gibi gelinimiz olsun. Şu güzelliğe bakın, şu endama bakın. Ay utandırıyorsun biz Zarif abla. Abi kader utansın be, kader utansın be. Niye öyle dersin bebe? Şey be, iyice öyle sen saçmalarım bir kadar. Ne güzel anlaştık, ne güzel kaynaştık. Artık şu nişan meselesini konuşsak. Aa, konuşalım, konuşalım. Konuşalım da 6 ay sonra konuşalım Zarif. Ama 6 ay sonra Ömer. Aman be salak kızım. Ay şaşırdı sevinçte ne diyeceğini bilemedi. Hadi bakayım artık kalkın, neyse misafirlerimiz gelecek. İlaç gibi geliyor, ilaç. Thank you.
çeşidi olsun anasın. Bana bakın, bu sipaliler eksik. Nerede dolarlar, maklar nerede? Aman be maydanoz, nerede, nereye gider dolarlar be? Aramızda hırsız yok ya be. Ümir! Ümir! Be, ne baba, efendim? İçim rahat etsin, söyle bakayım. Dolarlar, maklar sende mi? Aşk olsun babacığım be. Hani Ömer'i hoş tutacaktık. Ne oldu, çaldıysa çalsın, boş ver. Ama be, siz de hiç iyilikten anlamazsınız he. O dolarları, molarları be. Döviz bürosuna bozdurmak için almıştım. Hırsızlık helal olsun sana Ömer'im be. Artık dayanamam. Hastasın diye sana hoş davranırım Karanfil. Sen orada dur bakayım az biraz. Sen benim kızıma hasta dersin ama senin kardeşinin gözü toprağa bakar. Biz acırız hasta diye. Hırsızlığına bile göz yumarız. Ulan atlatmayın kafamı tasını. Esas hasta sizsiniz be. Bir şeyler yap Oktay. Ya yapmayın ne olursunuz arkadaşlar. Ya çok güzel bir gün geçirdik. Ne olur şey yapmayın sonunda bunu ya. Tadını kaçırmayın lütfen. Bunlar tadını kaçırır be Şugar çocuk. Karanfil hasta diye çenemizi tutarız. Hoşt artık kız hoşt. Sen benim kızıma hasta dersin. Ama senin kardeşin ölmek üzere. Oktay söylesene ulan gacıyı. Ya ne bileyim bilmem ki ya. Haydi sarı gacı. Hakikati söyler. Söylesem de bir şey fark etmez Zarife abla. Ok yaydan çıktı artık. O dediğin oklar şimdi Zarife'nin kıçına girecek. Abi kafamın tası atacak manyak sülale. Ben ablama laf ettirtmeyeyim tamam mı? O zaman sana hakaret edeyim. Deve. Adın üstünde adın maydanoz maydanoz. Abi çok konuşuyorsun. Maydanoz. Benim maydanoz. Abi ne demişsin? Gözlerini bebeğine gör. Bana bak sana geçirin vereceğim seni ona göre ya. Hadi bakalım hadi. Şahsiyet